20 kelvamızın 20'yi yavaş kavruluyor mis gibi geliyor. Şekerini de vereyim şöyle. Şekerini de veriyoruz. Şekerini de verdim. Harika. Kokular. Şimdi şekerle Ramazan'da birlikte güzelce. Ramazan'da kokular zor oluyor gerçekten burada. Evet. Hemen şöyle kaldırayım. Çünkü burayı birazcık boşaltıp daha sonrasında ben de kalbura bastımın, çatal bastımın hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Çatal bastı. Efendim. Evet, çatal bastının hamuruna başlayacağım. Ama her aşamasında irmik helvasını görmelerini istiyorum. Çünkü evet. Bazen bu irmik helvası böyle çok beyaz kalabiliyor. İşte veya o yüzden beyaz kaldığı için bazen çok ağır olabiliyor. Yo, şimdi biz onu veya çok böyle aşırı kavrulabiliyor. Bak fıstıklar o yüzden içerisinde böyle ahenkle dans ediyorlar. Güzel. Evet. Arzu ederseniz mesela irmik helvasının içerisinde Türk kahvesi konulabilir. Daha önce yapıyordum. Bugün Türk kahvesini suflede değerlendireceğim. Bugün de orada. Aa, bir Türk kahvesi olayımız var yani. Ya da Türk kahvesi yerine tarçının var mı? Tarçınımız var tabii ki. Bir tarçın ilave edelim mi buna? Edelim. Genelde üste atılır ama ben bugün içine atacağım. Böyle güzel güzel. Bu yeterli midir? Biraz daha. Biraz daha çok. Şöyle alayım çünkü onun bir tarafında da böyle diğer baharatlar evet bulaşmasın. Sonra karabiberle irmik helvası yemek zorunda evet kalmayalım. Evet. Katayım biraz daha. İki kaşık daha alsam yeterli. Böyle güzel tarçın kokulu. Mis kokulu gibi kokacak. Gerçekten. Evet. Ve son kaşığı da atıyoruz. Efendim ortalama 4 tatlı kaşığına yakın. Bir yemek kaşığı tarçın koyarsak tamam yeterli. Süper. Evet. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. Şekerle de güzel kavruldu. Tarçının kokusu zaten harika. Karamelize olmaya başladı. Süt ilave evet edeceğim. Sütümüz, suyumuz ve damla sakızlarımızla beraber. Şu evet anda helvanın nazikliğini büyük bir tenceremiz var mı görüyoruz. Büyük bir tenceremiz. Büyük tencere hemen varsa. Büyük. Ya bunda da olur ama evet, daha böyle daha rahat rahat karıştırayım. Kollarım peki kas yapsın böyle biraz. Burada daha böyle yavaş yavaş bir karıştırayım. Bir ona bakayım. Evet ondan daha büyüğü var mı? Varsa diyeyim. Yoksa da problem değil. Vallahi bununla da yapabilirim. Şefim daha büyüğü yok onu yani. Daha yok derini mu var. Evet tamam ama büyük değil. Derin mi? Bakayım. Evet derin. Derin de olur da bu yok ben onu da yapayım. Ya işte. İzleyicilerimiz rahat rahat görsün. Şimdi derin de yaptığım zaman içini tam göremezler. Ben kesinlikle o yüzden böyle. Evet. Şimdi son olarak tarçını ilave ettik. Evet. İrmiğimizi güzelce kavurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sütümüzü vereceğim. Bir tost yapacağız. Altı çalışıyor değil mi bunu? Evet, evet. Çalışır. Çalışır. İşte bu ses. Evet. Suyumuz. Suyumuzu da verdim. Şöyle güzelce. Evet. Fıstıklara bak, fıstıklara bak. Görüyorsun değil mi? Harika görüyor. Şimdi bunu yavaş yavaş sürekli karıştıracağım. Karıştıra karıştıra kendi yoğunlaşacak, koyulaşacak. Sonra bunu programı kapatmadan önce bir dondurma yapsam evet mı? Ama dondurma kesinlikle bunun dondurma şimdi yaparsam istiyoruz olur. Çünkü dondurmanın donması lazım. Tamam o zaman ben burada hamurumu yoğururken siz dondurmaya başlayın. Öyle mi? Malzememiz var mı? Var mıdır? Malzemeyi reklamlarda koyar mısınız? Yine de bence yaparız. Tamam.